Sabahın ilk saatlerinde bir son dakika gelişmesi olarak ekranlarınıza getirmiştik. İstanbul Bayrampaşa'da bir yolcu otobüsü devrildi dedik. Şimdi kaza yerine gidelim. Muhabir arkadaşımız Esra Akyürek bizleri bekliyor. Esra, sabah saatlerinde özellikle çok sayıda yaralı olduğu bilgisini paylaştık. Arkaya baktığımda otobüs hala yan yatmış vaziyette duruyor ve hava soğuk, yağış da var. Neler aktaracaksın? Tam böyle detayı senden alalım. Bugün İstanbul yağışlı bir güne uyanmıştı ki ne yazık ki sabah saatlerinde acı bir haber de geldi. İstanbul Bayrampaşa'da bir yolcu otobüsü devrildi. An itibariyle o yolcu otobüsünün çevresinde çalışmalar devam ediyor. Ancak yaralılar var ve elimizdeki bilgi olarak ne yazık ki hayatını kaybedenler de var. İki kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Yaklaşık 15 kişi de yaralı. Bu anlamda çalışmalar devam ediyor. Yaralılar kazanın ardından derhal en yakın sağlık kuruluşlarına sevkleri gerçekleştirildi. Ve şu anda da olay yeri ekiplerinin, polis ekiplerinin zannediyorum hayatını kaybeden kişi etrafında da bir barikat çekilmiş ve orada da çalışmalar devam ediyor. Yolcu otobüsünün devrilmesiyle birlikte öncelikle İstanbul'da birçok noktada sağanak yağışlar etkili oluyor ve bu sebeple de özellikle yolların kayganlaştığını ve araçların hakimiyetlerini kurmakta zorlandığını belirtelim. Bu kapsamda da bir kaza gerçekleşti. Ancak ekipler kazanın nedenini ve nasıl gerçekleştiği konusunda daha detaylı araştırmalarını gerçekleştireceklerdir ki geride bıraktığımız dakikalar içerisinde polis ekipleri devrilen otobüsün her bir noktasında ayrı ayrı incelemeler gerçekleştirdiler. Özellikle tekerlekler kısmında yoğunlaşıldı. Orada incelemeler gerçekleştirildi ve fotoğraflar çekildi. Tabii ilerleyen zamanlarda bu kazanın neden ve nasıl gerçekleştiği daha da net ortaya çıkacak. Ancak burası neresi? Bayrampaşa Metris bağlantı yolu burası, otogar kavşağı. Hemen alt tarafta aslında yolun alt kısmına baktığımız zaman tam bir kavşak bizleri karşılıyor. Yani bir dönme noktası var o noktada ve o dönme noktasından dönüldüğü sırada hadise gerçekleşti. Zannediyorum ki bir kayma söz konusu. Araç hakimiyetini kaybetme söz konusu ve ardından da otobüs yan yattı ve devrildi. İçerisinde yolcular mevcuttu. Yolculardan büyük bir kısmı yaralandı. İki kişi hayatını kaybetti. Yaralılar olayın ardından buraya sevk edilen ambulanslarla en yakın sağlık kuruluşlarına yönlendirildi. Arka tarafa da baktığımızda İskender'le şöyle bir arkaya döndüğümüzde burada hem itfaiyenin arkasında vincin, tabii ki bu aracın kaldırılması için vinçler de buraya getirildi. İncelemeler tamamlandıktan sonra vinçle birlikte buradan otobüsün bulunduğu noktadan otobüs kaldırılacak. Çünkü bu yol tamamen kapanmış durumda. Arka tarafta da yavaş yavaş uzayan bir trafik mevcut ki bugün pazar olmasına rağmen, erken saatler olmasına rağmen bulunduğumuz noktanın kapanmasıyla birlikte arka noktaya doğru uzamış bir trafik mevcut. Burası ekipler tarafından bu nokta dubalarla, şeritlerle ayrıldı, girişler kapatıldı ve buradaki incelemeler, çalışmalar devam ediyor. İtfaiye ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslar sevk edildi ve olay yeri inceleme ekipleri bu noktada çalışmalarını sürdürüyorlar. Şu an otobüs çevresinde yoğun bir çalışmanın gerçekleştiğini ifade etmekte fayda var. Ancak şunu da söyleyelim. Muhtemelen hayatını kaybeden kişilerin yakınları da buradaydı. Geride bıraktığımız dakikalar içerisinde oldukça üzücü bir hadise olduğunda belirtmek isterim. Tabii yaralılar var. Olay yerine savcının gelmesiyle birlikte, incelemelerin gerçekleşmesiyle birlikte daha net sonuçlar da ortaya çıkıyor olacak. Ekiplerin çalışması bu alanda yoğun bir şekilde devam ediyor ki hayatını kaybeden kişilerin bulunduğu yönde de barikatlar çekildi. Onlar da buradan sevkleri bir süre sonra gerçekleştiriliyor olacak. Şöyle şu noktadan ilerlediğimizde burada da itfaiye ekipleri mevcut. Olayın
gerçekleşmesinin ardından hemen bu noktaya çok sayıda ekip sevk edildi. Tabii yağışlar bir yandan devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren sağanak yağış İstanbul'un birçok noktasında etkili oldu. Etkili olmaya devam ediyor. Bu yüzden sürücüleri uyarmakta da fayda var. Ki böyle hadiseler, böyle üzücü olaylar yaşanmasın. Bakın burada bulunduğumuz yol daha net bir şekilde görünüyor. Şöyle kafamızı çevirdiğimizde bir hemen kavşak bizleri karşılıyor, bir dönemeç bizleri karşılıyor. Ve bu alandan dönme sırasında hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yan yattı ve içerisinde bulunan 15 kişi yaralandı. 2 kişi yaşamını yitirdi. Yaralılardan birinin de durumunun ağır olduğu ifade ediliyor. Ve her birinin yaralılarla birlikte en yakın sağlık kuruluşlarına sevkiyle birlikte müdahaleleri sürüyor. Şu an o Bayrampaşa'da devrilen metris bağlantı yolunda otogar kavşağında bulunan ve devrilmiş olan otobüsü görmektesiniz. Bu noktada ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Özellikle olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ardından vinç yardımıyla otobüs bu noktadan kaldırılacak ve burası trafiğe tekrar açılacak. Ancak şu an için çalışmaların devam ettiği bilgisini aktaralım. Sözü tekrar merkeze bırakalım.